soğudum ondan diyor. Anladın mı? Ben de. Kızı savunma, ben de yukarı. Kızı savunma sebebi kızdan soğuma sebebi aynı zamanda. Kırmızı odaya Sibel'i çağırmak istiyorum. Ama Onur da benim 10 katım. Senin de dediğin gibi. Biz o yüzden çok tolerantlı bir çiftiz. Merhaba, hoş geldin Sibel. Evet, Kaan çok enteresan. Çok şaşırdım. Öyle mi? Evet. Çok mu şaşırttım seni? Evet. Şimdi orada hani pek kendimi ifade edemedim. Hani seni daha çok tanımak istiyorum. Nasıl karakterin var? Nasıl hoşlanırsın adaydan? Düşüncelerin neler? Şimdi biraz şoktasın galiba. Biraz tabii şaşırdım. Aynen. Evet, şaşırdım. Gerçekten çok şaşırdım. Yani böyle bir düşüncem var açıkçası. Hani kafamda oturtmak istiyorum bazı şeyleri artık. Seni dinliyorum yani. Ne düşünüyorsun? Kan, nasıl olur? Bitti mi? Bitti evet. Şimdi sen Kaan öykülü oturdun, ben size kahve yaptım, yakıştırdım, sen de bundan gayet memnundun. Evet. Ben gerçekten şok oldum. Ben şu an şok oldum. Evet. Hani en azından ilk başta zaten konuşmuştuk, hani söylemiştim hani elektrik alma kısmında hani alamadığım için zaten. Hani o yüzden hani öyküyle güzel doğmuştu. Keşke öyle kalsaydı Kaan ya, gerçekten. Hani gerçekten bir efendi bir adamsın. Teşekkür ederim ama bu hani biraz da tanıma diye düşünüyorum ben. Tabii tanıma da var ama ben de hani senin geldiğin eve gördüm. Biraz tabii dışarıdan izliyorum. Sonuçta bekar bir adaysın. Ama benim yaptığım kadarıyla hani bana hitap olmadı. Yani zaten bir de bir laf söylemişsin. Ne söylemişsin? İlişkisi olan bir insana hani talip olabilirim gibi bir şey oldu orada. Ondan sonra zaten ben dedim tamam. Şimdi ilişkisi olan derken o yanlış anlaşılmış galiba. Orada yok. Aslında sen anlatsan da Barış önünü kesmişti orada. Sen bir durdun sonra toparlanmaya falan başladın ama olmadı. Toparlayamadın. Ya şimdi tabii ki hani bu üçüncü günüm olduğu için zaten hani bir acemilik demeyeyim de ufak bir heyecan tabii ki de oluyor. Şimdi oradaki olay açıklamak gerekirse hani ben ilişkisi olan birine aday olmam. Ama şöyle bir şey söyledim orada. Demek istedim aslında. Karşı taraftan hani kızlar evinden bir aday. Bana aday olursa tanışmak isterim. Tamam evet. Ona zaten ben de söylemiştim. Belki orada evet belki heyecanına veriyorum. Öyle de sonuçta insanın lafının arkasına durur. Sen demek ki gerçekten heyecanlanmışsın. Öncelikle gerçekten şok oldum. Çok çok teşekkür ediyorum. Ama hani... Estağfurullah. Şimdi öyküyle tanışma, ki öykü şu anda hevesli ve heyecanlı. Lütfen bence oradan devam et derim ben kesinlikle. Çünkü Öykü gerçekten çok iyi bir insan ve Öykü zaten elektrik aldığını söylemişsin Öykü'den. Hani bunun arkasında neden durmadın ben bunu merak ettim. Ben seni tanımak istedim sadece. Hani bence bunun doğal bir şey olduğunu düşünüyorum açıkçası. Tabii tanımak isteyebilirsin tabii ki de çok normal. Evet. Ama gerçekten bir tık olmadı anlatabildim mi? Gerçekten çok beyefendi bir adamsın. Asla ona söylemiyorum, hani ona lafım yok. Ama bir heyecan olmadıktan sonra... Olmuyor işte Kaan. Hani şurası atmayınca tabii, doğru diyorsun. Ne kadar yani çok zorlanıyorsun. Elektrik alamadın zaten ilk zaman da söyledin bana. Evet. Onu da biliyorum. Hani bunu Turgay'la oldu. Hani bir tanıma fırsatı verildi Turgay'a ama Turgay çok çok üzüldü. Gerçekten çok üzüldü. Hani kimseyi üzmek de kırmak da istemiyorum. O yüzden biraz daha artık Turgay temkinli. Turgay da senin için savaşıyor. Evet. Neyse hani o ayrı bir şey tabii de. Sonuçta az çok hani düşünceni tarttım. Öğrendim. Yani kafamda bazı şeyleri oturtuyorum. Hani sonuçta yeni geldim. Evet. Yine başlıyorum. Bakalım kısmet olacak mı? Tabii doğru. Önümüzde. Evde dengeler değişiyor. Doğru evet çünkü işte Mehtap gitti. İşte herkes birbirini tanımaya çalışıyor. Farklı bir algı var. Farklı bir olay var. Tabii amaç belli zaten. Herkes buraya evlenmeye geliyor. Evet. Hayatında doğru adım atmaya geliyor. Evet. Hayatının işte adamını veya kadını bulmaya geliyor. Yani durum böyle açıkçası. Anladım. Çok hala şoktasın muhtemelen. Tabii şaşırdım. Şaşırdım, çok şaşırdım. En azından sen bu eve geldiğinde dedin ki evet ben ne istediğimi bilen bir adamım. Evet.
O yüzden hani öykünü sohbet ettin, hani kahvenizi içtiniz vesaire. Bunlar güzel şeylerdi. Gerçekten çok sevindim sizin adınıza. Ama şimdi bu şu an burada oluyor olmamız senin ne istediğini bilmiyor olmana gibi hani geliyor. Hani ya, tamam, doğrudur. Hani kararsız kalıyorum gibi gözüküyor dışarıdan. Ben onu anlamıyorum. Bir insan bu evde nasıl kararsız kalıyor? Bir adam geliyorsa ben ama şunu istiyorum diyecek. Ya istiyorum, alacağım, gideceğim der. Ya da bir bayan vardı geçen seneden. Hazal'dı galiba. Hazal mı? Yok, Hazal değildi. Emre ile beraber bir bayan. Adını hatırlamıyorum. Tamam, Hazal. Hazal mıydı o? Evet. Ben Emre'yi alacağım ve gideceğim dedi. Bak, kız istikrarlı ve kararlı. Ne istediğini biliyor. Emre'yi aldı ve gitti. Bak, böyle bu ne kadar güzel bir şey. Yani otur. Yani ben senin görüşünü anladım. Teşekkür ediyorum geldiğin için, vakit ayırdığın için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Peki, tamam. Merci. Kararlar bazen değişebiliyor. Ne gibi? Ya insanları tanıyoruz. Ya Öykü çağırmadın, onu soruyorum. İlişki uzmanı mı çağırdı sen? Ha? İlişki uzmanı değil ya. Yok, hani tanımak istediğim bir aday vardı, onu tanıdım. Tamam, Öykü değil mi abi? Abi yani Öykü veya X bir kişi, bunun önemi yok. Şu an çağıran kim kardeşim? Ya abi şu an çağıranlamaz. Ne güzel, tam verilecek o yani. Neyini gizliyorsun, onu anlamadım ben. Ya tamam abi, verildiği zaman izleriz o zaman. Ha, söylemek sürpriz olsun ya. Ha. Tamam, söylemek istemiyorum. Öykü'dür kardeşim, kim olacak ya? Sibel değildir. Çünkü diğer taraftayken Kaan'la Öykü konuştuğunda Sibel onların ikisini gösterip böyle bir şeyler yapıyordu. Ha, aralarında yapıyordu. Kahve muhabbeti ısmarlıyordu. Aynen. Aynen dediğine göre. Aynen'e boğuşan sonra. Abi sen şimdi onu, sen lafı çarpıştırma. Nasıl olsa yetirebilecek orada, değil mi? Ya abi, bak burada, zaman, bak, burada bir tabu yiyip Öykü olur, başkası olur. Dolanma, dolanma. Gel otur, gel. Sen mi çağırdın, o mu seni çağırdı? O bayrak sallamadı ya, Öykü salladı. Bayrak sallamadı, televizyonda Kaan kırmızı odaya yandı ya. Tamam, Öykü sallamış abi. O zaman karşı taraftan gelmiş abi. Tabii, çocuk sallamadı ki. Baba. Ama şurada güzel bir şey var. Öykü kimsenin peşinden koşmam dedi. İlk fırsatta adamı kırmızı odaya çağırdı mesela. Demek ki istediği zaman birinin peşinden koşabiliyormuş yani. Seninle alakalı bir durum değilmiş. Evet. Seninle alakalı bir durummuş, pardon. Peşinden koşmak istemiş yani. Yok, Gamze'yle hiçbir alakası yoktur ama. Ya Sibel. Sen ama gene de söyleme seni kırmızı odaya kim çağırdın. Boş, kim çağırdı? Oy. Çok şaşkın. Gerçekten çok şaşırdım. Kim olabilir? Yani o kadar çok şok oldum ki. Turgay. Yeter artık, bu kadar şok olamam söyle yani. Söyle hadi. Turgay. Yok, Turgay değil. Ben bir şey soracağım hayatım sana. Sen şaşkınlığını... İlişkisi olanlar mı? Hani bir bu dakika. Kez demedin ya. Sen şaşkınlığını açıklamadan önce sana bir şey soracağım. Benim dikkatimi çekti de hayatım. Sen Kaan'a kahve yaptın. Tuzlu kahve yapmıştın. Hı-hı. Benim bildiğim kadarıyla kahveye gelin adayları yapar. Onlar sohbet ediyorlardı. Kahve yapacağım seni, tanıyayım birbirimizi diye. Kızımızı istiyorsan tuzlu kahve iç. İşte kız yapması gerekmiyor mu normal kahve? Öyle oluyor ya çocuğum. Yok, normal tuzlu zaten fazla sonra aklıma geldi. Kim çağırdı? Yediğin içtiğin senin olsun. Ay çok şaşırdım şimdi, ben de kalsın. Gerçekten şoktayım. Çok mu şaşırdın? Şaşırdım. Aşkım söyle, niye söylemiyorsun? Barış mı? Sonra şey yapalım. Yok, sonra konuşalım. Gerçekten çok şaşırdım. Berker. Berker çağırdı. Şaşırdım. Berker evet. Çağırdı ya. Şaşırdım. Bir de burada dedikodusunu yapıyorduk. Az kalsın Mehtap'a seslenecektim. Koş Berker çağırdı. Burada resmen bir de konuşuyordu, hani şey yapıyordu. Nasıl geçti aşkım, onu söyle. Berker değil mi? Normal. Yani şok olduğum için. Etkilenmişsin ama. Ama şurada ben Berker bir şey konuşuyorduk. Sonra sen de oradaydın ya, hani ben ortanızda yemek yiyordum. Hı-hı. Orada canım muhabbet oldu, bana canım deme. Şöyle yapma. Orada bir böyle bir konuşma geçti değil mi? Bana canım deme dedi. Bana söyle canım yaptı bastı. Canım yaptı sonra. Öykü siz. Yani, Öykü. Zirve yaptı. Sen bu suskunluğunla bak, arkadaşını Öykü, aldı götürüyor çocuğu. Ben biraz önce Berker'e seninle artık ilgilenmiyorum dedim. Sen yeter ki.